Selamlar millet, hep yeni bir yer. Counter Strike Asaşon videosuna hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu yüzden bir tab skin Strike Asaşon merhaba. Tam gaz devam ediyoruz. Siz de burada oynamak istiyorsanız sağ üstü yardımcı tıklıyorsunuz. Aşağı iniyorsunuz. Promo kısmına Baruj'u yazıyorsunuz arkadaşlar. Her yüklemenizde %30 bonus kazanıyorsunuz. Büyük harflerle yazacaksanız da Baruj I olacak, unutmayın. Büyük harf son harfi I olacak. %30 bonusunuzu tekrardan kazanabiliyorsunuz. Şimdi top skin'e bir geçelim kardeşim. Şöyle bir mininglerine devam edeceğiz. Demeden önce şuradaki ücretsiz kasaları da yükleme yaptıktan sonra kazanabilirsiniz. Onu da unutmayın. Ve çekilişler var arkadaşlar. Çekilişlerden sonra da yüklemeden sonra da çekişlere katılabilirsiniz. 5 dolarlıklarınızla buraya, 23'e buraya, 55'e buraya, işte 1000 dolara da buraya katılabiliyorsunuz. Haberiniz olsun, 56 kişi katılmış. 1000 dolarla da siz de katılacaksınız. Takip edin. Mining'e biz bir gelelim kralinho. Biz bir mining'e gelelim. Mining bizim işimiz. Prince'cim mi devam etsek? Yok ya, Prince'cim devam. Şeye de geçecektim de. Bloodsport'a. Bloodsport'un da şeyini düşürmüşler. Beyler AK-47'sinin. Buradan bir M4'ümüzü alırsak 10 numara 5 yıldız olur. Şeyin de fiyatını yükseltmişler. Öncekinde zarar yazdı, anasını satayım. Kimse de açmıyor herhalde knife kasasını. O yüzden o knife kasasını bir müddet açmayacağız. Yani kar ettirmediği sürece pek fazla da mantığı yok. O yüzden bu şeylerden devam kanka. Neden ona? Kasalardan devam. Ya oradan knife'den çıkartacağım şeyi. Buradan zaten M4'te aynı para. 177 olmuş hatta. 174'tü. 3 dolara da skin değeri artmış. Hani buradan çıkartabiliyoruz en azından. Çünkü buradakileri daha fazla kişi deniyor. Fiyatı ucuz olduğu için. Onu en azından çok fazla kişi denemediği için bizim de çıkartma oranımız düşük oluyor. Karavan attık bu arada. Aynen. Buraları da çok fazla ellememişler ya. Bugün de baktım aslında da. Bu biz miyiz biz? Burada baktım aslında da kimse çekmedi. Galiba çok fazla oynayan da yok. Bilmiyorum, böyle hafta içi olunca mı oluyor? Ne oluyor bilmiyorum. Haftanın başında çok fazla bir şey atmıyor. Böyle hafta sonlarına yakın olunca, cuma, cumartesi, pazar biraz daha böyle taktik demeyeyim de böyle biraz daha böyle mantıklı oluyor gibi. Yatırım tavsiyesi değildir. Neden ona? Yani şansınız daha yüksek gibi hissettiriyor bana nedense, bilmiyorum. Hani daha fazla kişi oynuyor büyük bir ihtimalle. Ondan dolayı olabilir. Gelmeyecek mi kanka? İkinci karavanı attık. Üçüncü de atacaksak, kasamı değiştirsek diyeceğim de. Böyle atmadığında da M4 atıyor. M4 atacak diye de çok fazla harcamak da istemiyorum şimdi. Yine karavana, üçüncü karavana. Evet, şansımızı ufaktan yitiriyoruz. Bu da 32 dolar bu arada. O da birazcık sıkıntı. Kasanın bedelleri de arttı. Normalde 17-18 dolardı. Bunlar da 33. 33'e çıkmış. Yani ufaktan oranları artıyor vesaire. Bizim de çıkma oranımız düşüyor bir tık. Hadi canım, hadi canım, hadi canım, hadi canım. Bir tane geldi. Ama biz tabii ki de M4 peşindeyiz kanka. 3 tane olsa 2 tane çıktı. 4 ya da 5 tane daha açınca zarar yazmaya başlıyor. M4 çıkmazsa. M4 çıkarsa kârdayız deyip uzayacağız. Uzayacağız. 100-100 açıyoruz bu arada. O yüzden hani 5-6 kere deneyince en azından birileri bizden önce denerse şans bize geçiyor. Yukarıya da sürekli takip ediyorum. Hani birisi alıyor mu almıyor mu diye, alırsa direkt çıkacağım çünkü. Birisi de Zeus çekmiş. Bakayım. Lan bu geçen gün de vardı. Korti. Müdavimi olmuş reis buranın ya. Ayrılmıyor maşallah. Ama küz gibi katlıyordu zamanında, var ya bu çocuk. Yapacak bir şey yok. Zing 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 zing. Zing 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 zing. Ne boş. Son 2 mi alıyor? 2. 2 tane çektik. 66, onlar 2 tane kasayı düşürüyor. Ya da 4 tane falan. 2 ya da 4 arası. Biz 3 diyelim ona. İyi, bir tane daha çıktı. 4 diyebiliriz. Hala abresi göremedik ama ekranımızda ya. Şöyle abresi bir görelim kardeşim. Burada değil tabii ekranımızda dediğim. Şu ekranımızda. Yani çok mu, çok mu çıkardınız kral yani, bu kadar da olmaması lazım. Abi bir tane YouTuber'ın ismini vermeyeceğim. Bir tane YouTuber'ın videosunu izledim. Adam 3 tane sıralamış, anasını satayım abresi. Biz geçen gün 3 tane deagle sıraladık diye seviniyorduk. Millet 3 tane abresi sıralamış. Biri şurada, biri burada, biri burada falan böyle. Millet yapıyor beyler. Bize gelince de deagle al kardeşim. Hani geri iade ediyorum gibi bir şey oluyor. Ondan sonra bir daha açıyorsun kardeşim. Nasılsa deagle çıktı, bir daha açalım diye. Ondan sonra baş çıkıyor. Bir tane karavana, bir tane nickel, bir tane hani teselli ikramiyesi. En sonunda diretiyoruz. Onu da başkası alıyor anasını satayım. Geçen de başkası aldı ya. Ne açmıştık geçen? Bıçak mı açmıştık? Bıçak değil.
Bir şey açarken yukarıdan aldı ya adam. Beni mi bekliyormuş? Aha geldi haber. Sonunda be kardeşim. Sonunda be kardeşim. Zarar yazıyordu az da. O muhabbet hatırlıyorsunuz mu? Bundan önceki video değil, ondan önceki video. La yukarıya bakıyorum. Beagle Princeton falan filan yazıyor anasını satayım. Bana gelmiyor lan dedim. Acaba hani ben mi çıkartıyorum da burada gözüküyor diye. Bakıyorum şey ekranda da çıkmıyor. Bir baktım. Ben açıyorum başkası farmlıyor. Ben açıyorum başkası farmlıyor anasını satayım. Demek ki dedim bir oyunluk biz değilmişiz. Millet de bizi farmlıyor yani anladın mı? Bu arada bilmeyenler varsa bunu da göstereceğim. Profilde gözüküyor. Siz de buradan profili görebiliyorsunuz. Hani bir kere çıkartınca adam sizi takip edebiliyor. Bunu da göstereceğim şimdi bir dakika. Mesela burada ne çıkıyor? Sandton çıkıyor, Predator çıkıyor falan filan. Bak şimdi ben mesela kimi göreceğim kanka? Bunu göreceğim. Mesela bu ne açıyor? Şunu açıyor tamam mı? Hangi kasa bu? Duelte Barrett açıyor tamam mı? Geliyor kanka. Bu çıkartamamış nasılsa diyor. O da denemeye başlıyor. Hangimize çıkarsa diye. Anasını satayım. Adam bizi farmlamış. Bizim haberimiz yok. Ben şu sarı farmı deneyeceğim ya şunun. Bunun da oranları çok iyi bak. 131. Bunlara bakayım ben. Bunun da 90 falan olması lazım. 68'miş. Güzel. Güzel. Sıkıntı yok ama. Bunu 13 dolara almak daha mantıklı. Hani UMP çıksa bile okeyiz yani anladın mı? Bakalım ama çıkması lazım çünkü. Çıkmazsa sıkıntı. Bu skin'e de bayılıyorum kanka. Sarı skin ya. Sarı, turuncu, kırmızı. Ateş renkleri beni benden alıyor. En sevdiğim 3 renk denilebilir. Biri turuncu, iki sarı, 3. Sarıyı çok fazla sevmem ama. 2'ye koyarız yani. Ama turuncu ayrıdır derken bulduzlar çıktı 8 dolar ama bu. Bunun oranını biraz yükseltseler aslında daha güzel olabilir. Hani 0,2 yerine böyle 1, %1, %2 falan yapsalar güzel olabilir. Çünkü bunların oranları zaten çok düşük yani 0,2 gerçi çok da düşük değilmiş 0,44 yani 1000 kasa falan açıyor zaten. Oran okey fazla da şey değilmiş. Bir UMP alabilir miyiz 2-3 tane? Abi önceki videoda 200 gibi katladık. Bu videoda da normal yani böyle olması ama biraz da bir şey çıksın be yani videoya aksiyon olsun anladın mı kanka? Başlık çıksın anladın mı? Olmadı zaten bir tane bir knife açacağım. Knife'dan ne çıktı onu başlığa atacağız yapacak bir şey yok. Bizim ekmeğimiz böyle beyler millet onu izlemeye giriyor. Benim burada boşluk çıkarttığımı izlemeye gelmiyor maalesef. Bakacağım yine buldozer ya. Yine buldozer ya ikinci buldozer çıktı en azından da parasını karşıladı. Buldozer değil de şunlardan birini at be. SC-553 skin olarak ama silah olarak istemem ama skin olarak okey kanka. Bu eleman da geçen vardı. Aslında aynı günde miyiz? Benim mi haberim yok adresini satayım. Yukarıda bedeldekilerin hepsi aynı. Bu arada bedel sormuşsunuz. Bunda şurada savaşlar var arkadaşlar da. Yani bizim oluşturmamız gerekiyor. Şu anda açık bir savaş olmadığı için. Çok da bir muhabbeti yok o yüzden. Savaşlara girmiyorum. Yukarıyı da takipliyorum arada. Aa bir stalker çıkardı 256 dolar. Stalker 256 dolar var beyler bilmeyen varsa 10 dolarlık değil. %1'lik. Adam şanslı gününde demek ki biri de %2'lik çıkarttı dayı. Bu da 40 dolar falan. 1 dolar kasadan 40 dolarlık item çıkartmış. Agamız. Millet çıkartıyor reis biz yine hak karavan attık. Biz zarara gidiyoruz böyle. SC-553 çıkmazsa zarar. UMP çıkarsa verdiğimizi geri alıyoruz gibi bir şey. Çok da bir muhabbet olmadı ya bu kasa açılımının. Niye böyle oldu? Önceki şansımızı mı yitirdik? Ne yaptık? Hı? Bitki şansımızı mı yitirdik? Aga hadi be bir tane 553. Galiba millet bunu aşmıyor beyler. O yüzden bizi... Ha geldi sonuna da kanka bu da o zarar yani. Yok biz buradan uzayalım reis. Biz buradan uzayalım. Knife kasası açacaktım normalde de. Aa nasıl yok lan? Aa Mix Knife burada değil ki ben niye siteleri karıştırdık reis. Siteleri karıştırdı. Random knife var gerçi. Niye gözükmedi orada? Büyük harflerle yazdığımız için mi? Evet. Büyük harflerle yazdığımız için biri burada. Knife round. Diğeri nerede kral? Ne burada yazıyor. Random knife'dan açalım mı bir tane başlık çıksın kral. Aslında güzel de var da kötü de var kanka. Nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız?
Hadi ya. O kadar kâr ettik anasını satayım, onu sayarız. Yapacak bir şey yok. Ama bu da gelmesin mi? Ha bu kaçlık lan Keysar'dan vursuz naif. 180'lik ulan. Sevindiğin bıçağa bir bakar mısın kral? Sevindiğin bıçağa bir bakar mısın? Bunu satalım. Bir tane daha açalım. Knife kasası bizi bitirdi diye yeteriz. Olmadı. Lan iyi sandım. Case Arden falan olunca. Sonra da Tiger tut çıktı. 230 dolar. Nasıl lan, bunun fiyatı mı düşmüş? Bunu alayım ben o zaman kanka. Bunu alalım. Madem fiyatı düştü. Neyse arkadaşlar, videoluk da bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.